Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum kişisel markalaşma uzmanı Ertuğrul Müesseroğlu. Evet, öncelikle Ertuğrul Müesseroğlu'na yayınıma katıldığı için teşekkür ediyorum. Evet Ertuğrul, istersen kısaca kendinden bir bahset. Ondan sonra da kişisel markalaşma üzerine sohbetimizi gerçekleştirelim. Beni kanalına davet ettiğin için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben Ertuğrul Müesseroğlu. Uzun zamandır dijital pazarlama konusunda hem danışmanlık hem eğitim hizmetleri veriyorum. Bunun yanında marka danışmanlığı, kişisel markalaşma danışmanlığı vermekteyim. Bu konuyla ilgili yazılarım, eğitimlerim ve seminerlerim var. Bugün de beni bu konuyla ilgili davet ettiğin için ayrıca sana teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Ertuğrul, kişisel markalaşma üzerine yavaş yavaş girelim. Kişisel markalaşma nedir? Kimler buna ihtiyaç duyar? Bu konudaki çalışmaların nedir? Nelere dikkat etmek gerekir? Bunlardan böyle bir hafif girelim. Sonra doğaçlama olarak sohbetin akışına yönlendiririz. Kişisel markalaşma aslına bakarsan kurumsalda markalaşma neyse bireyselde de markalaşma benzer özellikler taşıyor diyebilirim. Bunu aynı zamanda bir kişisel pazarlama olarak da düşünebilirsiniz. Yani kendimizi diğer insanlardan ya da aynı sektörde bir arada bulunduğumuz insanlardan farklılaştırmak için kurumsalda ne yapıyorsak bireyselde de benzer davranışlarda bulunuyoruz ki hani daha ön plana çıkalım, işimizde ne kadar iyi olduğumuzu etrafta daha iyi bilinmesini sağlayalım. Buna yönelik yaptığımız aslında bir pazarlama tanıtım çalışması. Kendimizle ilgili bilgilerin, ne bildiğimizin, bilgi seviyemizin, nelerle ilgilendiğimizin sadece hani aile çevremiz, arkadaş çevremiz tarafından bilinmesi değil de sektör, yani bulunduğumuz sektörde de bilinmesini sağlamak için yaptığımız çalışmalar. Yani buradan markalaşmadan kasıt hani popstar olma, fenomen olma gibi bir durumdan bahsetmiyoruz aslında. Daha çok sektörde evet Ertuğrul Müesseroğlu dijital pazarlama danışmanlığı konusunda şu hizmetleri veriyor. Size yardımcı olabilir diye network'ümüzü, referanslarımızı arttırmaya yönelik yaptığımız çalışmaların bir bütünü olarak düşünebiliriz. Herkesin kişisel markalaşmaya ihtiyacı var mıdır sence? Daha çok mesela sana kişisel markalaşma ile alakalı olarak kimler başvuruyor? Kimler hani bu konuda senden destek alıyor diyebiliriz? Şöyle, yani aslına bakarsak bu tek başına bizim elimizde olan bir şey de değil. Yani biz markalaşmak için bir çaba göstermesek bile aslında markalaşabiliriz. Örnek vermek gerekirse mesela bir teyze sokakta geçiyor ve sen onu gördün. Karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldun. Tanıdığın bir teyze yine elinde poşetlerle geliyor. Teyze sana yardım edeyim, evine kadar götüreyim. Bunlar sık rastladığımız örnekler değil mi? Orada ondan sonra o teyze senin hakkında etraftakilerle ne paylaşıyor? Bu çocuk iyi çocuk. İşte bu çocuk herkese yardım ediyor, bize yardım ediyor. İşte derslerinde başarılıysan çalışkan çocuk diyorlar. Aslında sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bunun için kişisel markalaşma adına özel hiçbir şey yapmıyorsun. Ama senden ayrı yaptığın nasıl söyleyeyim, örnek davranışlar seni bir marka haline getirebiliyor. O mahallede herkes evet bu iyi çocuk diyor. Bak bu çocuk teyzeye yardım ediyor diyor. Bu çocuk notları iyi diye örnek gösterilen, parmakla gösterilen bir çocuk haline geliyor musun? Evet. Yani bunun için aslında hiçbir şey yapmasan bile iyi bir insan olman seni yine markalaştıran bir unsur. Yani buradan yola çıkarak hani herkes markalaşmalı mıdır? Sen istemesen bile markalaşıyorsun. İyi ya da kötü. Seni mahallenin yaramazı olarak da nitelendirebilirler. Senin mahallenin iyi çocuğu, uslu çocuğu olarak da nitelendirebilirler. Evet. Sen aslında burada nasıl bir marka olarak kendini konumlandıracağın önemli. Burada hani iş tarafına gelince herkes olmalı mı? Zaten hani biz CV'lerimizi niye veriyoruz? İşte CV'lerimize neler yazıyoruz? İşte diyoruz ki şu kursa gittik, şu üniversiteyi bitirdik, şu kadar deneyimim var. Bunu sadece CV'mizde belirtmemiz başka bir şey. Bunu daha farklı yerlerde, mesela yani bir kitap yazarı olmuş olman bir artı. Yani sosyal medyanın nasıl yönettiğin ayrı bir artı. Bugün web sitesi aslına bakarsan bir CV niteliği taşıyor. Yani senin verdiğin CV'den çok blog sayfanda yazdığın, ürettiğin içerikler çok daha önemli bir hale geldi. Sektörle ilgili bir içerik üretiyorsan özellikle senin o konudaki bilgi birikimini, işte önerilerini bütün herkese açıyorsun. Ve belki de hani hiç iş başvurusu bulunmadığın yerlerden bile sana teklifler gelmeye başlayabiliyor. Evet. İşte aslında bu markalaşmanın sonucu. Sen bunu bilinçli de yapıyor olabilirsin, bilinçsiz de yapıyor olabilirsin. Ama peki kişisel markalaşmada
bireylerin günümüzde yapmış olduğu hatalar, en çok yapılan hatalar nelerdir? Mesela şimdi evet, sosyal medya, dijital mecralar bizim için bayağı bir önem kazandı artık. Herkesin sosyal medya sitelerinde hesapları var. Ama tabii bu demek değildir ki her paylaştığın şey senin markalaşmanda pozitif bir şekilde mesaj veriyor anlamına gelmiyor tabii ki bu. Peki sence bu şekilde yapılan paylaşımlarda dijital markalaşmayı olumsuz bir şekilde etkileyen şeyler nelerdir? Şöyle söyleyebilirim. Özellikle öğrencilerin dikkatli, hali hazırda öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Çünkü hani özgürlük tanımı biraz farklı. Şimdi belli bir sorumluluğu erişmemiş olduğumuz için öğrencilik dönemimizde aklımıza her eseni sosyal medyada paylaşabileceğimize dair bir özgüvene sahibiz. Evet. Ama halbuki iş hayatına girdiğinde şöyle söyleyeyim, hani stalker diyorlar, başkalarının profil sayfalarını inceleyip ne yaptığına bakıyorlar birbirlerinin. Özellikle öğrencilik hayatında oluyor. Bugün İK'lar da aslında birer stalker haline gelmiş durumda. İşe alacakları, iş görüşmesine davet edecekleri kişilerin sosyal medya hesaplarını kontrol ediyorlar. Sizin öğrenciyken yapmış olduğunuz paylaşımlar sizinle ilgili onlara olumlu ya da olumsuz onların fikir sahibi olmasına neden oluyor. Şimdi orada gereksiz, aşırı özgüven, hiçbir sorumluluk duygusu olmadan yapılan paylaşımların profesyonel hayatta size olumlu ya da olumsuz birçok dönüşü olabilir. Benim burada özellikle gençlere yönelik, özellikle öğrenciler, üniversite öğrencilerine yönelik söyleyebileceğim durum, paylaşımlarınızı profesyonel hayata uygun şekilde yapmanız. Yoksa kimseye, herkes özgür, istediğimizi söyleriz, düşünürüz. Bu biraz bana ütopya gibi geliyor açık söylemek gerekirse. Yani farklı görüş ve düşüncelere saygılı davranarak yapacağımız paylaşımların çok daha sağlıklı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Yani saldırgan tutumlardan, aşırı tutumlardan kaçınmak gerekiyor. Yani bugün sosyal medyada yapmış olduğumuz paylaşımlar yarın CV'miz olarak aslında bir nevi karşımıza tabii çıkabilir ki, ve işe alımlarda da etkili olabilir diyorsun. Peki evet. Hani gençlerden örnek verdin, yetişkinler de var, siyasiler de aynı şekilde bu dijital markalaşmaya önem veriyor. Aslında yani markalaşma bu son yıllarda biraz tabii doğal olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijitale doğru aktı. Bu anlamda mesela yetişkinlere ne şekilde destek veriyorsun markalaşmasına yönelik? Sektörden sektöre fark ediyor mu? Bu konuda birazcık daha bize bilgi verebilir misin? Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Yani öğrenciler hata yapıyor bu konuda diyorum ama profesyonel hayatta da hata yapan birçok insan var. Gerçi sosyal medyada bunlar hani medyanın gündeminde de ara ara geliyorlar. Özellikle hani şöyle bir durum var. Hatta bir tane özel sektörden sağlık kuruluşunda bundan birkaç sene önce İran'da bir deprem olmuştu. Deprem olduktan sonra sosyal medyada o sağlık kuruluşunun bir yöneticisi, bir çalışanı, bırakın deprem olmuş, hazır deprem olmuş, affedersiniz gebersinler gibi bir tabir kullanmıştı. Şimdi bir sağlık gibi önemli bir sektörde, hani hassasiyetlerin yüksek olduğu bir şeyde, kişisel hani bunu nasıl tarif edeceğimi de açıkçası bilemiyorum. Yani bu aynı zamanda nefret boyutuna gelmiş bir nokta. Sizin sözlerinize dikkat etmeniz lazım. Çünkü kişisel markalaşma, kurumun da markalaşması. Marka çalışanlara sahip kurumlar daha çok kurumsal markalaşabiliyorlar. Çalışanların da marka olması aslında kurumlar için de o kadar önemli. Hemen bir soru sorayım. Şimdi bazı hesaplara bakıyorum. Şöyle bir yorum yazıyorlar biyografi kısmına. İşte paylaşımlarım kurumu ilgilendirmez, sadece benimle alakalıdır şeklinde. Bu konu hakkında bir düşüncen var mı acaba? Buna katılmak mümkün değil. Yani hayatın gerçekleri aslında böyle ilerlemiyor. Yani hayatın gerçeklerini, realitesini bir düşünmek lazım. Yani bugün ben yurt dışına çıksam, bir suç işlesem Türk turist diyecekler. Ama benim ülkemin bir sorumluluğu var mıydı aslında bunda? Ama ben bu ahlakı, bu eğitimi vesaire aslında hep ülkem adına aldım. Siz de aslında bir kurumda çalıştığınız zaman onun kurumsal kimliğini de kabul etmiş oluyorsunuz ve ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ya ben bireyde, özelde, bağımsız biriyim. Benim sadece çalışma mesai saatlerimde yaptıklarım kurumumu ilgilendirir demek aslında ütopik bir dünya. Böyle bir şeyin olduğuna pek inanmıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Retweetlerim
doğruladığım anlamına gelmez gibi bir açıklama var. Onu da anlayamıyorum ama çünkü madem doğrulamıyorsun niye paylaşıyorsun gibi bir yorum yapasım geliyor.